أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cumamızı, birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla Yüce Rabbimiz bizleri sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek Ramazan ayını evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak tanımlamışlardı. Rabbimiz lütfeyledi bu sene Ramazan-ı Şerif'in rahmet kısmını, mağfiret kısmını sağlık ve afiyet içerisinde tamamladık. Yüce Rabbimiz bizlere cehennemden azat olacağımız bu günleri de sağlık ve afiyet içerisinde yaşatsın. Bizleri mübarek Kadir gecesine, Ramazan bayramına, Kurban bayramına, daha nice defalar Recep, Şaban, Ramazan gibi kutlu zaman dilimlerine Yüce Rabbimiz cümlemizi kavuştursun inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep-i Şerif'le beraber ibadetlerine daha yoğun bir şekilde eğilir. Recep, Şehrullah'tır, Allah-u Teala'nın ayıdır buyurur. Şaban-ı Şerif'te Ramazan'ın dışında en çok oruç tuttuğu ay olarak Şaban-ı Şerif'i tercih eder. Ve Şaban ayını da bu mübarek ay de benim ayımdır buyururdu Efendimiz Aleyhisselam. Ramazan-ı Şerif'te ise sahabe-i kiram efendilerimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i böyle esen rüzgarlar gibi cömert, yani bu ifadelerin altını çizmek istiyorum, esen rüzgarlar gibi cömert, kimseye hayır demeyen, fakirin, ihtiyaç sahibinin gönlünü efendim kendisini heder edercesine, heba edercesine, feda edercesine kazanan ve son 10 gününde itikaf uygulaması ile mescidin bir köşesinde daha yoğun ibadetlerle, daha yoğun zikir ve tefekkür süreçleriyle insanların dünyanın debdebesinden biraz daha uzaklaşarak Rabbimizin huzurunda ki o bilinç halini, ruh halini daha hassas hale getirerek ve bir yandan da Kadir gecesini arayarak Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü Efendimiz Aleyhisselam değerlendirmişti. Ömrü boyunca Efendimiz Aleyhisselam itikaf uygulamasını hiçbir zaman terk etmemiş kardeşler. Yani Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gecesindedir, tek gecelerindedir veya bizim insanımız, milletimiz hüsnü zannına dayanarak 27. gecesi olarak Ramazan-ı Şerif. Buna dair hadis-i şerifler var, doğru. Ama illa 27. gecesidir diye bir garantimiz yok. Ha, bu sene 27 olabilir, geçen sene başka bir gecedir, daha sonraki sene başka bir gece olabilir. Dolayısıyla atalarımızın bize formülüze edip bıraktıkları şu cümleyi bu konuda kendimize rehber edinmemiz lazım. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmek lazım. Şimdi Kadir gecemizle alakalı Kur'an-ı Kerim'deki suremizi okuyacağız. Bunu biraz beraber tahlil etmeye çalışacağız. Neticede anlamış olacağız ki kardeşler, bu gece, yani Kadir gecesinin dışındaki diğer gecelerden, karanlığı bakımından, saati zamanı bakımından bir farkı olmayan bir gece. Ama bu geceyi diğer vakit dilimlerinden ayıran, bin aydan daha hayırlı hale getiren özellik, Rabbimizin kelamının, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu gecede indirilmesidir. Kadri, değeri çok yüksektir. Şimdi suremiz eşliğinde beraber anlamaya çalışalım inşallah Kadir gecemizi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzennâhu fî leyletil kadri. Kesinlikle ve kesinlikle biz onu, yani Kur'an'ı, vahyi, Leyle-i Kadir'de, Kadir gecesinde indirdik. Şimdi burada kullanılan enzennâhu fiili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Yüce Rabbimizin katından Cebrail vasıtasıyla, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla dünya semağına
toplu olarak indirildiğini de göstermektedir. Levh-i Mahfuz'a Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini, oradan dünya semağına, oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gönüllerine indirildiğini göstermektedir. Şimdi Kadir Gecesi tabirini Yüce Rabbimiz kullanmış. Yani değerli bir gecede onu indirdik. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin ey Habibim? Evet, şimdi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i ve onun değer verdiği geceyi çok net ve kesin ifadelerle dile getirdikten sonra hitaplarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönlendirdiler, çevirdiler. Sen bilir misin Kadir Gecesi nedir? Şimdi Kadir Gecesi, Berat Gecesi veya işte ne bileyim kutladığımız Kandil Geceleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın müjde verdiği işte Regaib gibi, İsra ve Miraç Gecesi gibi geceleri biz Efendimiz Aleyhisselam vesilesiyle, vasıtasıyla biliyoruz. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nden başka Regaib, İsra ve Miraç, Berat, böyle kandiller yok. Dolayısıyla sadece Kadir Gecesi var. E kardeşim bak, bu ayet-i kerimenin işlenişi, gidişatı bize ne diyor? Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu kim haber vermiş? Allah-u Teala kime vermiş? Efendimiz Aleyhisselam'a. E yine aynı Rabbimiz, aynı Peygamber Aleyhisselam'a Regaib Gecesi'yle ilgili, o gecenin değeriyle ilgili, meleklerin o geceye ne kadar rağbet ettiklerini, o gecede olup biten bütün olayları Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'a haber vermiş. Bunda itiraz edilecek ne var ya? Veya İsra ve Miraç hadisesini yine Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam kanalıyla, kaldı ki onunla ilgili ayet-i kerime de var İsra kısmıyla alakalı ve Miraç'la ilgili de gerçekten onlarca hadisi şerif, yüzlerce hadisi şerif var. Sahabe-i kiram efendilerimizin yüzlercesinden bize ulaşmış bilgiler var. Dolayısıyla kuru kuruya bir şeye inanmak, bir şeyi inkar etmek yerine Rabbimizin kelamından hareket ederek dinimizin hakikatlerini, gerçeklerini anlamamız lazım. İşte bak, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu Rabbimiz وَمَا اَدْرَاكَ Sen bilir misin? Yani ben sana bildiriyorum ki Kadir Gecesi şöyledir, şöyledir. Rabbimiz diğer geceleri de bildirmiş. Dolayısıyla sadece Kur'an, sadece efendim yani sünnet-i seniyeyi devre dışı bırakalım, biz Kur'an Müslümanıyız filan diyerek böyle mübarek geceleri inkar etmek Kur'an-ı Kerim'in mantığına da aykırıdır kardeşler. Peki ya efendim, zaman zamandır yani. Regaib gecesi olunca ne oluyor? İsra ve Miraç olunca ne oluyor? Berat gecesi olunca ne oluyor? O da sıradan bir gecedir. Ama bak, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki kadrim çok yüksek bir gecede biz o Kur'an'ı indirdik. Demek ki bazı zaman dilimlerine Yüce Rabbimiz daha fazla ekstradan değer atfetmiştir. Bizim için önemli olan Rabbimizin verdiği bu değeri, ister Kadir Gecesi olsun, ister Regaib, ister Berat, ister efendim İsra ve Miraç, fark etmez. Elimizden geldiği kadar değerlendirmek. İşte sözümün başında söyledim. Atalarımız ne demişlerdi? Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmek lazım. Zaten bizim ecdadımız, ulemamız, ariflerimiz, alimlerimiz, velilerimiz zamanın kıymetini ifade için o kadar bir güzel formül söylemişler ki aslında her gece Kadir Gecesi olarak görülmeli. Yani her gece Kur'an-ı Kerim'le meşgul olunup, her gece Rabbimizin kelamı muhatap alınıp, her gecenin sıradan gece olması ve sıradan gece olmaktan çıkarılması ve Kadir Gecesi gibi kıymetli kılınması bize teşvik edilmiş. Kadir Gecesi'ni sen bilir misin ey Habibim? Leyletül Kadri, Kadir Gecesi, hayrun min elfi şehrin. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Şimdi bazen duyuyoruz efendim, işte bin ay 80 küsur yıllık bir ömre bedel oluyor. İşte bu geceyi değerlendiren şöyle, ya böyle matematiksel değerlendirmeleri bir kenara bırakıp, şimdi Rabbimiz bir iyiliğe birden 10'a kadar, birden 100'e kadar, birden 700'e kadar. Vallahu yudaifu limen yaşa. Allah-u Teala bunun da üstünde, ötesinde
dilediği kadar kat kat ne yapabilir? Karşılık verebilir. Şimdi bin aydan hayırlı demek, bu geceye tabiri caizse paha biçilemiyor demek. Bu gecenin değeri tam olarak hesaplanamıyor demek. Bu gece yapılan dualar, bu gece yapılacak münacatlar, Rabbimize yönelişler, tövbe ve istiğfarlar diğer zaman dilimlerinden daha kıymetli demek. Bu illa 80 yıl, bilmem 100 yıl, işte 1000 kat, 10.000 kat, bununla sınırlamamak lazım. Bu geceye değer katan şeyi kardeşlerim iyi anlamak lazım. Şimdi onu biz indirdik. Neyi? Kur'an-ı Kerim'i. Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? O bin aydan daha hayırlıdır. Demek ki Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmiş olmasından dolayı bin aydan daha hayırlıdır. Bir hocamızın tabiriyle Yüce Rabbimiz Kadir gecesinde kainatın gönül teline dokunmuş. Bundan dolayı sıradan bir gece olan, işte efendim Ramazan'ın son 10 gününde aramamız gereken bu gece bin aydan daha hayırlı bir zaman dilimi haline dönüşmüştür. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir zamana dokunmuş, onu bin aydan hayırlı hale getirmiş. Böyle umreye hacca giden kardeşlerimiz bilirler, Mekke-i Mükerreme, yani neredeyse bir karış yerinde ot bitmeyen tamamen taşlık, kayalık bir yurt, memleket. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim orada bir dağ ilk olarak inmiş, o dağın adı artık Hira Nur Dağı olmuş, nurlu bir dağ olmuş. Bir kişiye gelmiş, o kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi, nebilerin sonuncusu olmuş. Kur'an-ı Kerim bir beldeye gelmiş, Mekke-i Mükerreme'ye, orayı sıradan bir belde olmaktan çıkarmış, Ümmül Kura olmuş orası, şehirlerin anası olmuş ve mükerrem bir şehir, hürmete layık bir şehir haline gelmiş. Medine-i Münevvere'de vahiy Kur'an-ı Kerim devam etmiş, Medine-i Münevvere eski adı Yesrib olan yer, nurlandırılmış şehir olmuş kardeşim. Şimdi biz de Kur'an-ı Kerim'i gönlümüze, şehrimize, ailemize, ticaretimize, komşuluk ilişkilerimize, hayatımızın tamamına Kur'an-ı Kerim'i indirebilirsek, bizim kalbimiz de nurlu bir kalp olur. Ticaretimiz bereketli bir ticaret olur. Aile hayatımız huzurlu bir aile hayatı olur. Bereketli olur. Rabbimizin rızasına uygun, muvafık bir efendim yaşantı bizi bekler. Peki başka ne olur Kadir gecesinde? Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim. O gece ruh, yani Cibril-i Emin aleyhisselam ve bir de melekler, melekler ve ruh, bu tenezzel kelimesi öyle hani sadece yukarıdan geldiler, indiler ve bittiler. Böyle değildir. Sürekli gelmeye devam ederler. Ruh Cebrail aleyhisselamla melekler de o gece Rablerinin izniyle iner de iner. Sabaha kadar meleklerin arkası kesilmez. Şimdi hayatında hiç melekle karşılaşan bir kardeşimiz var mı? Onları bir düşünelim. Nurdan yaratılmış varlıklar, günah işleme kabiliyetleri, kapasiteleri yok. Rabbimiz onlara ne görev verdiyse o görevi eksiksiz yerine getiren Rabbimizin özel kulları. Ve bu özel kulların en kıymetlisi, en büyüğü vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselatü vesselama vahiy görevi bittikten sonra, yani yeryüzüne başka görevler için demek ki geliyor. İşte Kadir gecesi bize bunu gösteriyor ki, Cebrail aleyhisselam karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Cebrail aleyhisselama ve diğer meleklere, onların Rabbimize layık olduğu şekilde biz benzeyerek, özenerek Kadir gecesini değerlendirmeye çalışırsa, melekler ne yapar kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a kulluk için? Cenab-ı Hakk'ı mesela zikrederler. Dillerinden, kimisinden kelime-i tevhid, kimisinden lafzayı celal, kimisinden salatu selamlar, kimisinden Kur'an-ı Kerimler, ayet-i kerimeler, kimisinden Rabbimizi razı edecek diğer tesbihatlar, esma-i hüsnalar düşmez. Şimdi biz de eğer gerek Kadir gecesinde, gerekse Kadir gecesinin dışında dilimizi meleklerin dili ile onlara benzeterek, onların
yaptığı zikirlerle biz de Rabbimizin emaneti olan bu dili çalıştırırsa melekler safına ve ruhun yani Cebrail Aleyhisselam'ın safında yer alırız kardeşler. Melekler Cenab-ı Hakk'ın emrine itaatle memur kullarıdır. Yani emirleri yerine getirirler, herhangi bir harama, yasağa, hataya düşemezler. Öyle bir melekeleri, kabiliyetleri yok. Şimdi biz de elimiz melekleşir, gözümüz melekleşir, ayağımız melekleşir. Yani Rabbimizin emrine amade olur, yasaklarından kaçarsa biz de o meleklerin ve Cebrail Aleyhisselam'ın safına dahil oluruz. Onların duasına, onların yönlendirmesine, onların böyle tabiri caizse mis kokan mesajlarına muhatap oluruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz, kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselam'a geldiğini birkaç işaretli anlarlardı. Efendimiz'e nasıl vahiy geliyor? Birkaç işaretli anlarlardı. Bir defa Efendimiz Aleyhisselam'ın hali değişirdi. Sanki böyle dünyadan kopup vahiy alacak bir duruma geçerdi Efendimiz Aleyhisselam. Anlarlardı ki Cibril-i Emin gelmiş, Efendimiz'e vahiy getiriyor. Veya Efendimiz'in böyle dizi dizine değen sahabe efendilerimiz anlatıyor. Müthiş bir ızdırap. Efendimiz Aleyhisselam'ın o vahyin ağırlığından dolayı ciddi bir ağırlık o dizi değen sahabe efendimizi rahatsız eder, etkiler, o vahiy geldiğini anlarlardı. Veya Cibril Aleyhisselam'ın o mübarek kokusundan Efendimiz Aleyhisselam'a vahyin geldiğini, meleklerin etrafında bulunduğunu anlarlardı. Şimdi biz de aynı melekler gibi halimizi, onların gerçekten dünyada, ahirette bize yol gösterecek mesajlarını hem zihnimize hem gönlümüze nakşetmek istiyorsa bizim de melekleşmemiz lazım. Biz melek olamayız. Biz insanız. Nefis taşıyoruz. Beşeriz, şaşabiliriz. Hani hacıyız, hocayız, alimiz, evliyayız, genciz, yaşlıyız. Nefis bu kriterlere bakmaz. Bizi tabiri caizse punduna getirdiği zaman yerden yere vurmak için her türlü fırsatı değerlendirir. Nefsimize karşı dikkatli olmamız, Rabbimizin emirlerini yaşamaya gayret etmemiz, yasaklarından sakınmaya gayret etmemiz bizim saflaşmamız demek, melekleşmemiz demek. Yani biz eşittir melek olamayız. Ama onlar gibi olmaya, onlara özenmeye, onların gittiği yoldan gitmeye gayret ederek biz de şeytanın tarafını değil, meleğin tarafını tercih etmiş oluruz. Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarıyorlar, buyuruyorlar ki kalbin üzerine melek de gelir bir şeyler söyler, şeytan aleyhillâne ve avaneler de gelip bir şeyler söyler. Şimdi melek ruhumuza, kalbimize seslenerek der ki, mesela sabah ezan okunuyor, biz uykudan uyanamıyoruz. O kadar tatlı geliyor ki. Şimdi melek gelir der ki, kardeşim bak kalk, Cenab-ı Hakk'ın davetini, Rabbimizi incitme, davetini reddetme. Seni de yaratan, beni de yaratan, bütün bu varlık alemini yoktan var eden Cenab-ı Hak seni çağırıyor, davet ediyor. Namazını kıl, zorlansan da namazını kıl. Şeytan ve nefis ne der? Onlar da kalbin üzerine gelir. Derler ki ya şimdi sen yatsan kim bilecek senin yatakta uyuduğunu, kimse seni görmüyor. Biraz daha hele istirahat et, bak işten geldin, yorgunsun. Ailen için para kazanman da senin için bir ibadettir. Ne yollar buluyor değil mi bu şeytan ve nefis kulluktan alıkoyabilmek için? Ve çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi de herkes yapıyor hastalığı. Şimdi herkes hocam faiz yiyor, herkes dedikodu yapıyor, herkes işte şunu yapıyor. Herkesin yapması bu işin meşru bir zemine mi gelmesine sebep oluyor? Şimdi içki içmek dinimize göre nedir? Haramdır, büyük günahtır. Faiz yemek dinimize göre büyük günahtır. Efendim dedikodu yapma, haset olma, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak vesaire. Şimdi herkes bunu yapıyor diye, bunları yapıyor diye. Biz bir mümin, bir Müslüman olarak bu günahları biz işleyebilir miyiz kardeşim? Biraz şöyle insan düşündüğü zaman, zihninde tahliller yaptığı zaman, tefekkür ettiği zaman bunun çok yanlış bir şey olduğunu anlıyor. Ama işte şeytan geliyor,
kalbimizin üzerine bir takım fısıltılarla, vesveselerle bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor. İşte melekler ve ruh Kadir gecesinde gelirler Rablerinin izniyle, iner de inerler. Ne için? Min kulli emrin selam. Her iş için gelirler. Şimdi biz melek deyince işi biraz lahuti boyutta anlıyoruz. İşi biraz derken tamamen bir manevi atmosfer aklımıza, zihnimize, gönlümüze geliyor. Diyoruz ki meleklerin dünya ve dünya işlerinde hiçbir işi olmaz zannediyoruz. Halbuki öyle değil. En kıymetli melek olan Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getirmekle veya daha bilemediğimiz nice bu kainatın işleyişiyle ilgili vazifeleri var değil mi? Geliyor işte Kadir gecesinde, o da geliyor. Diğer melekler de geliyor. Öyle melekler var ki kardeşler, mesela efendim İsrafil aleyhisselam bulutların sevk ve idaresi, yağmurun yağması, mevsimlerin değişmesi onun kontrolü içerisinde. Demek ki bunların dünya ile, dünya işleriyle, varlık alemiyle bağlantıları ve münasebetleri var. Dolayısıyla her iş için inmeleri demek ne demektir? Yani bizim bir hastalığımız var. Bu hastalığımızı Rabbimize, ya Rabbi hastayım, bana ve hasta kardeşlerime acilen şifalar ver. Bu iş için de melekler gelir. Ya Rabbi evimde sıkıntı var, eşimle işte efendim huzursuzluklarım var, çocuklarımla dertlerim var, ekonomik sıkıntılarım var, şu var bu var, hepimizin derdi başka başka. Bunlar için de melekler gelir. Onlar bizim halimize vakıf olurlar, mülaki olurlar ve bizim için Cenab-ı Hakk'a dua ederler. Şimdi hangi kardeşimiz bir meleğin kendisi için dua etmesini istemez? Melekte günah yok, günahsız kulları Rabbimizin. Hepimiz isteriz. Bir, ikincisi ağızsız bir dua, günahsız bir ağızla Cenab-ı Hakk'a dua eder melekler. Hani müminin mümine kıyamında duası makbuldür buyuruyor Efendimiz. Neden? Ben çok günahkar bir kul olsam da kardeşim için yapacağım dua onun için günahsız bir ağız olur benim ağzım. Ben günahkar bir adam olsam bile kardeşime yapacağım dua günahsız bir ağza, benden günahsız bir ağızdan çıkmış olur. Şimdi melekler de, biz görmüyoruz onları, onlara inanıyoruz. Ama onların bizim için yapacağı bu dua demek ki kardeşler çok kıymetli olur. Bize dua ederler, bizimle beraber bulunurlar. Tarif edemediğimiz bir huzur ve sükunet bizi kaplar. Tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken Sevr mağarasında bulundukları esnada Ebubekir Efendimiz telaşlanıyor biliyorsunuz. Yani eğilseler adamların ayaklarını görüyorlar Efendimiz aleyhisselam ve Ebubekir Efendimiz. Eğilseler Efendimiz'i ve Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı görecekler. Ebubekir Efendimiz, ya bunlar bizi bulurlarsa Efendimiz aleyhisselama belki kötülük yaparlar diye telaşlanıyor. Ama Efendimiz aleyhisselam çok rahat. Diyor ki iz gâle li sahibihi. Hatırla ki o dostuna şöyle söylemişti. La tahzen innallâhe ma'anâ. Mahzun olma ey dostum Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Üzülme, telaşlanma, korkma, endişelenme. Allah-u Teala bizimle beraberdir. Fenzelallahu sekinetehu. Allah-u Teala onların üzerine bir sekine indirdi. Nedir o inen sekine? Bir güven ve huzur halidir. Cenab-ı Hak sizin görmediğiniz ordularla ben onları desteklerim buyuruyor. Nedir o görmediğimiz ordular? İşte melekler gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselam onları gördüğü için çok rahat Efendimiz Aleyhisselam. Ve ne olacağını Allah'ın izniyle biliyordu yani başına gelecekleri. Ve Bedir Savaşı'nı düşünelim. 3000 tane işaretli, 5000 tane nişanlı böyle belli alametler üzerlerine konulmuş melekler 5000 sayısıyla Bedir Savaşı'na iştirak ettiler. Şimdi düşünebiliyor muyuz? Keşke bizim evimizdeki işlerimizde, ticari hayatımızda, araba kullanırken hep bizim işlerimizde melekler bize ortak olsalar keşke. Onlarla beraber olsa. Onlar bizi sürekli Rabbimize kul olmaya bizi yönlendirseler. İşte o zaman ne olur kardeşlerim? O zaman Kadir gecesi bizim için bir bilinç gecesi haline dönüşü verir. Hani ayet-i kerimenin devamında hiye hatta matla'il fecr. Böyle gün doğana kadar, aydınlanıncaya kadar bu güzellikler böyle devam eder gider. O zaman Kadir ne demek kardeşlerim?
kadir demek, efendim bu geceyi değerlendirmek demek, af ve mağfiret için çaba ve gayret göstermek, bunu bir karakter haline getirmek olur bizim için. Kadir gecesi bir muhasebe gecesi olur. Şimdi ben nereden geldim, nerede bulunuyorum, nereye gideceğim, buradaki görev ve sorumluluklarım, haklarım nelerdir, bunları bir hesap etmemize zemin olacak bir gece olur. Kadir gecesiyle kendimizi hesaba çekeriz. Evladımızın, efendim, eşimizin, akrabamızın, çevremizin, dostlarımızın muhasebesini yaparız. Geldiğimiz yaşın, Rabbimizin lütfettiği sayısız nimetlerin farkına varabilmenin zemini olur Kadir gecesi. Cenab-ı Hakk'a sığınmanın, ona layıkıyla kul olabilmenin, bu uğurda çaba ve gayret göstermenin, bu bilinçle kuşanmanın bir zaman dilimi olur Kadir gecesi. Tabiri caizse tevbe ile yeniden doğuşun, efendim, zemini Kadir gecesi olur. Başka ne olur? Kulluğumuzun yeniden farkına vardığımız, Cenab-ı Hakk'a boyun eğmenin emir ve yasaklarını yerine getirmeye bağlı olduğunu tekrar idrak ederiz. Hani bahsettik ya, şimdi nefis bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor. Şeytan bize vesvese veriyor. Dünya hesapları bizim tabirimi mazur görün canımızı okuyor. Şu dünyada lüks, şatafat, işte nereden gelirse gelsin para, pul, makam, mevki bizi maalesef perişan ediyor kardeşim. İşte bu sıkıntıların bizim zihin dünyamızda giderilebilmesi Kadir gecesi gibi çok kıymetli gecelerin bizdeki karşılık bulması ile mümkün olacak. Yoksa böyle çok telaşlı bir dönemdeyiz, kendimizi dahi düşünemeyecek bir telaş içerisinde yaşıyoruz. Anca eşimiz, çocuğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, bak Ramazan'ın bugün işte bilmem kaçıncı gününe geldik, son günlerini yaşıyoruz. Sanki daha dün geldi Ramazan ayı, geçti gitti. Ömür de böyle kardeşim. Şimdi 80'inde, 90'ında, 100 yaşına gelen büyüklerimize sorun. Bu dünyada ne anlamış onlar? Bırakın 50'yi 100'ü, 500 yaşasa ne anlayacak? Ben bir amcamıza sormuştum. 80-90 yaşında epey böyle yaşlanmış. Kulakları az duyuyor, gözleri az görüyor filan. Vallahi evladım dedi, bırak 80-90 yılı. Ben şimdi evden yemek yedim geldim. Ne yediğimi hatırlamıyorum dedi ya. Dünya bu işte. Ama bizi aldatıyor mu? Efendimiz Aleyhisselam dünyaya karşı bizi uyarmışlar. Buyurmuşlar ki dünya caziptir, çekicidir. Böyle onun cazibesine, çekiciliğine kapılıp da ahireti heba etmek akıl kârı değil kardeşler. Ebedi bir hayat bekliyor bizi. Rabbimiz inşallah hem bu dünyada hem ahiret yurdunda kazanan, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Şu ayet-i kerimeyle bitirmiş olalım. Ezan vaktimiz geldi. İsra suresinde Rabbimiz buyuruyorlar ki estağfirullah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an-ı Kerim'i biz müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimlerin, yani inkar ederek zulme düşen, efendim, Allah-u Teala'ya şirk koşarak zalim olan, Cenab-ı Hakk'a isyan ederek fasık olan, zalim olanların ise Kur'an-ı Kerim ancak zararlarını ve hüsranlarını artırır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okudukça müminin imanı artar, teslimiyeti artar, kulluk bilinci artar. Bir katalizör gibi tabiri caizse düşünelim. Girdiği tepkimeyi hızlandırıyor, daha böyle etkili hale getiriyor. Ama bir kafir Kur'an-ı Kerim okusun, onunla küfrünü artırır. Çünkü ne yapmış o? Kapatmış kendisini Cenab-ı Hakk'ın mesajına. Alimlerimiz şuna benzetirler. Kişinin gözü böyle karanlığa alıştığı zaman ne olur? Bir anda aydınlığa geldi mi onu kötü bir şey zanneder. O aydınlık gözünü rahatsız eder. Karanlığa alışmıştır. O her zaman böyle olsun ister. Ama bir ışıkla karşılaştığı zaman hemen tepki gösterir. Kapat şunu kardeşim filan der. Gözü rahatsız olur, bedeni rahatsız olur, ruhu rahatsız olur. Bunun gibi aynı imanın nuru küfrün karanlığında olan insanları rahatsız eder. Ha biz elimizden geldiği kadar hem kendimiz okumaya, anlamaya, doğru anlamaya, yaşamaya gayret göstereceğiz ve Rabbimizin mesajını bütün insanlığa ulaştırmak için elimizden ne geliyorsa çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Mevlamız
Bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz şu mübarek günler, geceler hürmetine, hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinde edalar nasibi müyesser eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bir iki duyurumuza da bitirmiş olayım, bazımı da dile getirmiş olayım. Sivas'ımızda Sakalı Şerif bulunan camilerimizde bu Ramazan ayımızın son 10 günü içerisinde bu Sakalı Şeriflerimiz ziyarete açılmıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu Sakalı Şeriflerinde mümkün olduğu kadar ziyaret etmekte fayda var. Hani meleklerin kokusundan bahsettik, onların güzelliğinden bahsettik. O melekler Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusuna, Efendimiz Aleyhisselam'ın büyüklüğüne, onlar da Efendimiz'e hayranlar. Biz de hayranız. Onun sakalı da bizim için önemli. Onun sözleri de hayatı da bizim için önemli. Bunu teberrüken ziyaret etmekte fayda var kardeşlerim. Bir de tabii önümüzde bayram var. Bayramda memleketimizde ciddi bir hareketlilik oluyor. Efendim işte annemiz babamızı ziyarete gidiyoruz vesaire. Şimdi yolculuğa çıkıyoruz. Böyle uykusuz, trafik kurallarına uymadan efendim kendimize ve karşımızdaki başka insanlara ciddi zararlar verebiliyoruz. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Evet gidelim, memleketimizi, annemizi, babamızı, çevremizi unutmayalım kardeşlerim. Fakat dikkati de, tedbirimizi de kul olarak bizim üzerimize düşen kısmı da ihmal etmeyelim. Cenab-ı Hakk'ın izniyle zaten siz de bu konuda bilinçlisiniz, dikkatlisiniz. Daha da dikkatli olalım. Çünkü ciddi yoğunluklar söz konusu oluyor. Bunu kardeşlerimize de elimizden geldiği kadar, yani oğlumuzdur, kızımızdır, nazımızın geçtiği insanlardır. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ya nasıl olsa 3 saatlik yola gidiyorum, uykum var ama bir şekilde ben giderim. Böyle yapmamak lazım. Bunun acı faturasını, acı bir şekilde faturasını ödeyen çok kardeşlerimiz oldu. Rabbimiz her türlü kazadan, beladan bizleri de ümmet-i Muhammed Aleyhisselam'ı da muhafaza eylesin inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ